Bu kimyasal tepkimeler neymiş, asit bazlar neymiş hep birlikte bir görelim. Öncelikle aslında kimyasal tepkime dediğimiz şeyler günlük hayatta sürekli karşınıza gelen, aslında gözünüzün önünde olan ama sizin fark etmediğiniz olaylar. En basitinden yaşamak için yapmak zorunda olduğunuz şu nefes alıp vermek bile arkadaşlar kimyasal bir tepkime örneğidir. Peki nedir bu kimyasal tepkime dersek? Hani birazcık fen tarzında konuşursak. Kimyasal tepkimeler arkadaşlar bizim karşımıza kimyasal reaksiyon şeklinde ya da başka bir ifadeyle kimyasal olay şeklinde karşımıza gelecek. Kimyasal tepkime demek farklı maddelerin bir araya gelerek kimyasal bir değişim geçirip yeni bir madde oluşturmasıdır. Az önce verdiğim örnekten devam edersem, örneğin biz bazı besinler yiyoruz. Bunlar farklı maddeler olabiliyor. Biz nefes alarak atmosferden oksijen alıyoruz ve o oksijenle yemiş olduğumuz besinler bir araya gelip karbondioksit ve su şeklinde yeni bir madde oluşturuyor. Kimyasal tepkimeler aslında günlük hayatınızda çok 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 fazladır. Bu yüzden sizden ricam ezber şeklinde çalışmaktan ziyade arkadaşlar ne yapın? Günlük hayata entegre edin bilgilerinizi. Farklı bir deyimine bakalım. Bileşik atomları. Hemen hatırlıyorum. Bileşik dediğim zaman arkadaşlar yapısında en az iki tane farklı atom bulundurandır. Yine günlük hayattan örnek. H2O'nun ne olduğunu hemen hemen hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Nedir bu? Su. Bileşikler oluşurken bu farklı atomlar arasında bir bağ oluşur. Biz bu bağlara kimyasal bağ diyoruz. Kimyasal tepkimelerde bu bağlar kopabilir ya da yeniden bağ oluşumu gerçekleşebilir. Sorularda size şunu söyleyecek. Bağ kopmasından bahsedecek. Ya da yeni bağların oluştuğundan bahsedecek. Ya da ortaya ısı çıktığından bahsedecek. Bunların tamamı kimyasal tepkime olduğunu gösterir. Peki nedir bu kimyasal tepkime dedik? Asıl fen bölümüne gelirsek. Bu konuda sizin için en önemli şey şu an kırmızıyla işaretlediğim ok arkadaşlar. Bütün soru kalıplarında önce oku işaretleyin. Neden ok bu kadar önemli? Birazdan geçeceğim. Çünkü bu ok sizin sorunuzda doğru cevaba ulaşmanızı sağlayacak. Biz kimyasal tepkimeleri ekranda gördüğünüz gibi tepkimelerle gösteriyoruz. Denklemler şeklinde ifade ediyoruz. Ancak matematik denklemi değil. Buradaki denklemde hani matematikteki eşitleri düşünün. Bizde kim var? Ok var arkadaşlar. Kimyasal tepkime denklemlerinde oktan önce bulunanlar, tepkimeye giren maddeler, oktan sonra yazılanlar ise arkadaşlar tepkime sonucu oluşan ürünler. Burası çok önemli gençler. Hangisi tepkimeye giren madde, hangisi tepkimeden oluşan ürün yani çıkan madde size soracaklar. Oku yapıyoruz, oku belirledik. Oktan önce yazılanlar tepkimeye giren maddeler, oktan sonra yazılanlar ise tepkime sonucu oluşan ürünler. Şimdi ben çok severim kek. Mutlaka evlerde kek yapılmıştır arkadaşlar. Kekin yapılması da bir kimyasal tepkimedir. Peki biz keki yaparken evde bulunan 6 yumurtamız var gibi düşünün. Bunun ikisini kullandığımızı hayal edelim. Geriye kalan yumurta sayısı 4'e iner. Bunu neden anlatıyorum? Size diyecekler ki soruda kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin miktarı azalır mı? Gençler, tepkimeye giren madde demek, tepkimede kullanılan madde demektir. Dolayısıyla bir şeyi kullanıyorsanız
o maddenin miktarı azalır. Kimyasal tepkimelerde hiç ortamda olmayan, örneğin evde kek yoktu, sıfırdı. Siz diğer malzemelerden sıfırdan bir ürün oluşturduğunuz için kimyasal tepkimelerde ürünlerin miktarı ne olur? Artar arkadaşlar. Oktan önce giren madde, oktan sonra ürünler. Bunu anladığımızı düşünüyorum. Bir örnek, hemen okumu çizdim. Ve şimdi bakıyorum. Oktan önce yazan her şey tepkimeye giren maddeler. Oktan sonra yazanlar ise ürünler. Şimdi bunu yorumlayalım birlikte. H2 olarak verilen hidrojen elementi, O2 olarak verilen oksijen. Yani ben ekranda şunu görüyorum. İki tane hidrojen molekülü ile, bakın bu bir molekül, bu ikinci molekül. İki tane hidrojen molekülü ile bir tane oksijen molekülü bir araya gelmiş ve bunun sonucunda iki molekül ne oluşmuş? Su oluşmuş. Tepkimeye hidrojen oksijen giriyor, tepkimeden su çıkıyor. Yeni bir madde oluşuyor, bambaşka bir madde oluşuyor. Peki, size şöyle bir soru. Hani düşünmeniz için bir beyin fırtınası yapın. Bizim hidrojen ve oksijen dediğimiz maddelerden birisi yanıcı, birisi yakıcı olmasına rağmen biz suyu söndürücü bir madde olarak kullanıyoruz. Ve biz su içtiğimizde ne yanıyoruz ne de yakıyoruz. Bunun sebebi gençler, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybedip yepyeni özellikler kazanırlar. Önemli bir bilgi, lütfen dikkat. Peki, kimyasal tepkimelerde başka ne tarz sorular karşımıza gelebilir? Az önce söylediğim gibi yeni madde oluşur, kimyasal özellikler değişir ve atomlar arasında bağlar kopabilir ya da farklı atomlarla yeni bağlar oluşabilir. Bunu denklem olarak yazarsak gençler, örneğin kükürt dioksit, biz bunu parçalayabiliriz kükürt ve oksijen olarak. Bakın bağlar koptu ya da kükürt ve oksijeni bir araya getirip yeni bir bağ da oluşturabiliriz. Devam edelim. Kimyasal tepkimelerde kütle korunumu. Hemen yanına LGS yazıyorum. Neden bu kadar eminim? İstisnasız. Ben 17 yıldır bu işi yapıyorum ve 17 yıldır sorulan bir yer. Kütle korunumu. Tepkimelerde kütlenin değişip değişmediği, bakın her yıl soruldu. Nedir peki bu? Gençler, bir kimyasal tepkimede eğer bir madde varsa o madde yok olmaz ya da yoktan da var edilmez. Dolayısıyla kimyasal tepkimeye kimler giriyorsa oluşan üründe de aynı maddeler vardır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Karbon ve oksijen tepkimeye girsin. Bunun sonucunda kim oluşsun? Karbondioksit. Bakıyorum, tepkimeye girenlerde karbon var, çıkanlarda da karbon var. Tepkimeye girenlerde oksijen var, ürünlerde de oksijen var. Peki gelelim kütle olayına. Ben kimyasal tepkimede 2 gram karbon, 5 gram oksijeni tepkimeye sokarsam eğer, girenlerde toplamda 7 gram madde girmiş olur. Dolayısıyla arkadaşlar, istisna yok. Kimyasal tepkimelerde bir tane var, onu söyleyeceğim. Onun dışındaki bütün kimyasal tepkimelerde tepkimeye girenlerin toplam kütlesi, oluşan ürünlerin toplam kütlesine nedir? Eşittir. Biz buna kütlenin korunumu adını veriyoruz. Kimyasal tepkimede neler korunur? Hatta kimyasal tepkimelerde kesinlikle korunanlar. Birincisi, atom cinsi ve sayısı.
Az önce yazdığım denklemi tekrar yazıyorum. Bakın, unutmamanız adına bunu sürekli tekrar edeceğim bu ders boyunca. Ekrana baktığımızda girenlerde karbon var, ürünlerde de karbon var. Girenlerde oksijen var, ürünlerde de oksijen var. Ama ben buraya S'yi ekleyebilir miyim? Ekleyemem arkadaşlar. Kimler girmişse, hangi atomlar varsa tepkimeye girenlerde, üründe de aynı atomlar aynı sayıda olmak zorunda. Az önce anlattığım girenlerin toplam kütlesi ürünlerin kütlesine eşit olmak zorunda ve bir kimyasal tepkimede toplam proton, toplam nötron ve toplam elektron sayıları kesinlikle korunmak zorunda. Peki, korunmayanlar kimler olabilir? Gelelim buna. Burada molekül sayısı diye bir kavram var. Şimdi molekül sayısını bilmeyenler için ben iki tane tepkime denklemi yazacağım ekrana. Ve molekül sayısının bazen korunduğunu, bazen korunmadığını size bu denklemler üzerinden göstereceğim. Şimdi ekranda sodyum hidroksit ve hidroklorik asit var. Bunlar tepkimeye girecek. Bunun sonucunda tuz ve su oluşacak. Sevgili gençler, molekül sayısı demek bir kimyasal tepkimede bileşiğin önünde bulunan katsayı demek. Eğer önünde herhangi bir sayı yazmıyorsa gençler, burada gizli bir olduğunu gösterir. Yani bu bir molekül sodyum hidroksittir. Başında sayı yoksa bu gene gizli bir olduğunu gösterir. Bu da bir molekül hidroklorik asittir. Dolayısıyla kaç molekül girmiş? 2. Şimdi kontrol edelim bakalım çıkanlara. Başında hiçbir şey yazmadığına göre bu kaç moleküldür? 1 molekül. Buna bakıyorum. Burada da 1 molekül var. Dolayısıyla kaç molekül? 2 molekül. Kimyasal tepkimelerde bu tepkimede molekül sayısı korundu. Peki, dersin başında yazdığımız denkleme bakalım. Molekül sayısı korunacak mı arkadaşlar? Yine aynı şekilde, eğer ki başında bir sayı yoksa bu bir anlamına geliyordu. Baktığımız zaman iki molekül girmiş. Bakın, ürünlerde bir molekül çıkmış. Yani molekül sayısı bu denklemde de korunmamış. Eğer kesin bir ifade diyorsa arkadaşlar, kimyasal tepkimelerde kesinlikle korunanlar atom cinsi, sayısı, kütlesi, toplam proton, nötron ve elektron sayısı. Korunma ihtimali olanlar, yani korunabilir, korunmayabilir diye soru sorarsa size molekül sayısı, hacim ya da kimyasal özellikler korunmayabilir gençler diyorum ve devam ediyorum. Şimdi gönüllü varsa el kaldırsın. Birlikte isterseniz neler korunuyordu, neler korunmuyordu bir bakalım. Toplam kütle, atom türü, atom sayısı. Nihal el kaldırdı. Bakayım. Azat el kaldırdı. Güzel. O zaman diyorum ki Nihal'cim sesini açtım. Toplam kütle sence kimyasal tepkimelerde korunur mu? Korunur öğretmenim. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur, yani değişmez. Teşekkür ederim Nihal'cim. Peki Şirin, açıyorum hemen sesini. Açtım sanırım. Şirin? Evet. Tamam. Atom türü sence kimyasal tepkimelerde korunur mu, korunmaz mı? Korunmaz. Peki şöyle söyleyeyim Şirin. Şu an derste Sevil Hoca var. Hani tepkimeye girenler gibi düşün. Dersten kim çıkacak? Tamam. Sevil Hoca çıkacak. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde atom türü korunur. Yani değişmez. Anlaştık mı? Tamamdır. Peki Azat, açtım sesini. Atom sayısı korunur mu, korunmaz mı? Korunur. Güzel. Atom sayısı
Korunur. Teşekkür ederim. Kim gidiyor? Hadi. Gamzeciğim. Kim kaldı bakayım? El kaldıran. Şirin'e de söz verdim diye düşünüyorum. Unuttuğum yok değil mi arkadaşlar? Bakayım. Evet. O zaman devam ediyorum. Kalanlar bende. Kimyasal tepkimelerde maddenin fiziksel hali arkadaşlar değişebilir. Toplam ifadesi olduğu için toplam elektron sayısı değişmez. Ceyda, özür dilerim. Hemen gördüm seni. Ceyda, bir saniye. Sesini açıyorum. Evet, Ceyda'cığım. Söyle bakalım. Molekül sayısı değişebilir. Değişebilir. Son dakika yakalanın Ceyda. Tamamdır. Teşekkür ederim. O zaman devam edelim arkadaşlar. Bakın nelerin korunup nelerin korunmadığı bizim için nedir? Önemlidir. Anlaştık mı gençler? Diyorum ve devam ediyorum. Şimdi boşluk doldurma yapalım birlikte isterseniz. Yine gönüllüleri alayım. Daha sonrasında da buradan devam edelim. Ceyda ilk gönüllümüz. Ceyda, kimyasal tepkimelerde oluşan maddeleri... Ürünler. Ürünler denir. Güzel. Teşekkür ederim. Sonra devam edelim. Şirin, kimyasal tepkimelerde... Proton sayısı değişmez. Değişmez. Güzel. Korunur. Her zaman unutmayın bunu. Peki. Azat. Farklıdır. Tepkime sonucu. Bakın suyu hiç unutmayın. Her su içtiğinizde beni hatırlayın. Dolayısıyla kimyasal tepkimeleri hatırlayın. Anlaştık mı gençler? Çünkü biz su içtiğimizde yanmıyoruz. Peki Nihal söz vermedim diye hatırlıyorum Nihal'e. Evet Nihal'cim. Kimyasal tepkimelerde maddeler özelliklerini kaybeder. Kaybeder. Peki. Son olarak kalan kimse yok diye hemen kontrol edeyim. Sonrasında kızıp darılmayın. Evet. Yok. Peki. Kimyasal değişime uğrayan madde fiziksel yöntemlerle tekrar eski haline dönemez arkadaşlar. Anlaştık mı? Hemen devam ediyoruz. Şimdi... MEP kitabını da incelediğimiz zaman, çünkü LGS'de bizim için en önemli kaynaklardan birisi, bu tarz soru kalıplarını çok görüyoruz. Dersin ilk başında dedim ki, kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin miktarı azalır, tepkime sonucu oluşan ürünlerin miktarı ne olur? Artar. Bu tarz grafiklere baktığımızda arkadaşlar, bakın, H2O'ya baktığımız zaman bunun miktarının ne olduğunu görüyoruz, azaldığını görüyoruz. Ben hemen tepkime denklemi için önce oklarımı oluşturuyorum. Çünkü ok benim için önemliydi. Oktan önce tepkimeye girenleri yazacaktım ben. Baktığım zaman bu grafiği arkadaşlar, H2O'nun miktarı azaldığına göre demek ki H2O tepkimeye giren madde. Baktığımda sıfırdan H2 ve O2 oluştuğuna göre demek ki bunlar tepkime sonucu oluşan ürün. Hemen bir alttakine bakalım. Ya da gönüllü varsa hadi bakalım siz yazdırın bana tepkime denklemini. Hemen Şirin'e kaldırdı. Peki yakaladım seni Şirin. Ne dersin? N2 arttı H2. Girenler... Ürünler evet. İse NH3. NH3. Bakın bu tarz bir soru gelebilir mi? Tabii ki de gelir. Sadece grafiği iyi incelemeniz gerekiyor. Anlaştık mı gençler? Grafikte miktarın azaldığı zaman tepkimeye giren, yani oktan önce yazıldığını bilmek zorundayız. Ve miktarı artanların da ürünler kısmına yazılması gerektiğini bilmeliyiz. Peki ekranda bunu birlikte yapalım. Ben anlatayım. Bundan sonraki soruyu birazcık düşünmenizi isteyeceğim. Ekranda yine bir grafik var. Grafikte tepkimeye giren maddeler kimlerdir diyor. Böyle bir grafik geldiği zaman arkadaşlar, yine aynı mantıkta. Ben A ve B maddesinin başlangıçtan
son duruma kadar miktarının azaldığını görüyorum. Dolayısıyla tepkimeye giren maddeler A ve B maddesi, oluşan ise sıfırdan başlayıp artan C maddesi gençler. Tepkime denklemim için önce oku çizdim. Oktan önce tepkimeye giren maddeleri yazıyorum. Yani A ve B maddesi tepkimeye girmiş. Oktan sonra ise kimi yazacaktım? Ürünleri, yani C'yi. Önemli soruya geldik. Bize grafik üzerinden miktarları sorarsa arkadaşlar, lütfen dikkatli olun. Yeşil ile gösterilen çizgi A, bakın ilk başta 50 gramken son duruma bakıyorum. Neye kadar inmiş? Sıfıra kadar. Demek ki kullanılan 50 gram. Çünkü bitmiş. Son durumda sıfır kalmış. B'ye bakıyorum. Grafiğe baktığım zaman ilk başlangıçta 20, daha sonra sıfıra indiğine göre demek ki bunun da ne kadarı kullanılmış? Tamamı. Peki 50 gram A, 20 gram B maddesi kullanıldığına göre girenlerdeki toplam kütlem 70 gram olduğu için, ki genelde burayı kapalı verirler, size soru işareti olarak sorarlar. Ürünlerde de kullanılan, yani oluşan nedir? 70 gramdır arkadaşlar. Hemen farklı bir ekran. Burada tepkime denklemini bulmamız, harcanan Y maddesinin miktarını bulmamız istiyor. Hangi maddeden kaç gram arttığını istiyor. Şimdi önce el kaldıranlar var, görüyorum, söz hakkı vereceğim, ancak grafiği birlikte bir incelememizi istiyorum. Bakın Z maddesi 15 iken sıfıra kadar inmiş. Bunu gördük. İkinci, Y maddesi 40'mış. Son durumda bakın tamamı bitmemiş. 25'e kadar gelmiş. Dikkat. Ve bize X maddesinin ne kadar oluştuğunu soruyor arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde bizim için önemli olan yerin ok olduğunu söylemiştim. Şimdi el kaldıranlara bakayım. Ceyda, Azat, Şirin ve Nihal. Peki. O zaman ilk denklem için Ceyda'cığım ne dersin? Y artı Z X'e eşit. Yani sen bana diyorsun ki Y ve Z kullanılmış hocam. Bunlar tepkimeye girmiş ve sonucunda, özür dilerim, X oluşmuş. Yanlış yazdım arkadaşlar. Doğrudur. Teşekkür ederim Ceyda'cığım. Burada arkadaşlar Y'nin ve Z'nin miktarı azaldığı için tepkimeye girmiş. Sonucunda X oluşmuş. Peki Azat, ikincisi için ne 10, kadar? 20. 20 diyorsun. Bakalım doğru mu diyoruz? Şimdi Y maddesinin miktarı bizim için önemli. Şimdi gençler, buraya yıldız atıyorum. Lütfen iyi takip edin. İlk durumda Y başlangıçta 40 grammış. Bir kısmı kullanılmış ve benim elimde ne kadarı kalmış? 25'i kalmış. Dolayısıyla ne kadar Y'nin kullanıldığını bulmak için arkadaşlar biz ilk baştaki miktarından elimizde kalan miktarını çıkarıyoruz. Yani 40'tan 25'i çıkardığımız zaman 15 gram Y'nin kullanıldığını görüyoruz. Bakın 40 grammış başlangıçta, sonrasında 25 gram kalmış. Dolayısıyla bunun biz 15'ini harcamışız. Anlaştık mı? Üçüncü soru direkt bununla ilgili. Tepkime de benim elimde 40 gramlık Y maddesi varken ben bunun 15'ini kullanıyorsam demek ki benim elimde 25 gramlık artan bir Y maddesi var. Oluşan X'in miktarını nasıl bulacağız?
Lütfen iyi takip edin. Tepkime denklemimizi bulmuştuk. Y ve Z bir araya gelip X'i oluşturmuştu. Ne kadar Y kullanıldığını 15 olarak bulduk. Şimdi grafiğe dönüyorum. Z 15 iken 0 kalmış. Demek ki 15 gramda ne kullanılmış? Z. Tepkimeye girenlerin toplam kütlesi 30 gram ise arkadaşlar, oluşan ürünün de toplam kütlesi nedir? 30 gram. Anlaşıldığını düşünüyorum. Geçtim. Evet, kolay bir soru kalıbı var ekranda. Hatta iki tane var. Bunlardan hani karşımıza gelir mi? Gelir arkadaşlar. Tabii ki şöyle olabilir. Üste bunu size anlatır. Yarım sayfa kadar böyle uzun uzun anlatır. Altta bu denklemin işlemini sorabilir. Bilmemiz gereken oktan önce ne kadar bir ürün kullanılıyor ise 16 ile 64'ü topluyorum. Kaç eder? 80. Oluşanların miktarı da ne olacak arkadaşlar? 80 olacak. Dolayısıyla hangi sayıyla 36'yı topladığımızda 80 eder? Bunu bulmamız gerekiyor. Yani 80'den 36'yı çıkarmamız gerekiyor. Burada lütfen işlem hatası yapmamaya dikkat edin. 44 gram. Hemen yan tarafa bakıyorum. Y maddesi var. 32 gram. Bir araya gelmiş 92 gram. Çok kolay. Tabii ki toplam kütle korunacağı için ne olacak? 60 olacak. Şimdi sevgili gençler, kimyasal tepkimelerde 6-7 tane tepkime türü vardır aslında. Ama kazanım dahilinde 2 tane tepkime türünü bilmek zorundayız. Bunlardan birincisi yanma tepkimeleri. Şimdi buraya ben kocaman bir O çiziyorum. Bu O'yu da şöyle yapıyorum. Kızgın surat. Bakın. Dokunmayın, sizi yakarım diyor bu O. Neden? Yanma tepkimesi demek arkadaşlar. Hani hep diyorum ya, ok bizim için çok önemli. Herhangi verilen bir tepkime denkleminin yanma tepkimesi olup olmadığını nereden anlarız? Eğer oktan önce O2 gazı varsa arkadaşlar, biz bu tepkime denklemlerine yanma tepkimesi diyoruz. Yani maddelerin oksijen ile yanmasına yanma tepkimesi diyoruz. Dersin ilk başında vücudunuzda gerçekleştirdiğiniz solunumdan bahsettim. Bir yanma tepkimesidir. Vücudumuzdaki besinlerin sindirilmesi yanma tepkimesidir. Yemeklerin pişirilmesi, arabaların çalışılması, odunun yanması gibi gibi gibi. Bakın, çok fazla yanma tepkimesi var. Yanma tepkimelerinde oktan önce mutlaka ne olur? Oksijen gazı olur arkadaşlar. Neye dikkat edin? Size ekrana yazdığım tepkime gibi değil, tam tersi şeklinde verebilirler. Böyle bir şey görürseniz bu kesinlikle yanma tepkimesi değildir. Yanma tepkimesi olabilmesi için oktan önce O2'nin tek başına olması gerekiyor. Ya da yanında 2-3 gibi rakam bulunabilir. Geçtim. Hemen alayım gönüllüleri. Bakalım yanma tepkimesi kimler ya da değil. Yani yanma tepkimesi midir, değil midir? Şirin'le başlıyorum. Yanma tepkimesi. Birinci ifadeye baktım. Evet, doğrudur Şirin. Teşekkür ederim. Oktan önce O2 bulunduğu için yanma tepkimesidir arkadaşlar. Hemen devam ettim. Ceyda. Yanma tepkimesi değil. Güzel. Çünkü neden Ceyda? Bu oktan sonra. Teşekkür ederim. Doğrudur. Öykü. Yanma tepkimesi. Evet. Bakın oktan önce O2 var. Teşekkürler Öykücüğüm. Unuttuğum var mı? Bakıyorum hemen. Sanırım yok. Peki.
Devam ediyorum. Bu tepkime de arkadaşlar oktan sonra olduğu için yanma tepkimesi değil. Nihal, söyle bakalım sonuncuyu. Yanma tepkimesi. Yanma tepkimesi. Çünkü oktan önce ne var? O iki var arkadaşlar. Güzel. Hemen devam ettim. Bir de hani bir sonraki dersimizde göreceğiz. Asit baz dediğimiz maddeler var arkadaşlar. Şimdi bunlar da aslında yine günlük hayatımızda çok fazla var ama biz farkında değiliz. Nötrleşme tepkimesi dediğimiz tepkimeyi asit bazların hemen arkasından tekrar anlatacağım. Ancak nedir bu? Karşımıza nötrleşme ya da nötrleşme tepkimesi olarak gelir. Bu tepkime arkadaşlar asit ismi verilen bir madde ile baz ismi verilen bir maddenin bir araya gelip kendi özelliklerini kaybedip tuz ve su oluşturmasıdır. Yani nötrleşme tepkimesi olabilmesi için oktan önce yani tepkimeye giren maddelerin birinin asit, diğerinin baz olması gerekiyor. Ve tepkime sonucunda da bir tane tuz, bir tane su maddesinin oluşması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kısa bir araya gireceğiz. 10 dakikalık teneffüsten sonra sizinle asit baz tepkimelerini, asit bazların hepsini görüp bugünkü konumuzu tamamlayacağız. Kendinize iyi bakın. 10 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar.